Mammoth Tower, this is number 6 Alpha. Electronic device sir down, do you read me? Herkese merhaba. Ben Batın Ersöz, yani Batikov. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda size içine girenlerin kaybolduğu veya etrafında dolaşanların bile içine çekildiği bir manyetik alandan bahsedeceğim. Bu manyetik alanın adı Bermuda Şeytan Üçgeni. Bermuda Şeytan Üçgeni 100 yıldan fazla bir süredir gizemini koruyor. Florida, Porto Rico ve Bermuda arasında 700 bin metrekarelik bir alanda bulunan bu üçgen, son 500 yılda bilinen en az 50 gemi, 20 uçak ve 1000'den fazla insanı yutmuştur. 29 Kasım 1925'te yola çıkan SS Cotopaxi isimli kömür taşıyan bir yük gemisinden 1 Aralık 1925 günü itibarıyla haber kesilmişti. Gemiden en son 1 Aralık günü acil durum çağrısı alındı. Geminin acil durum çağrısı gönderdiği yer tam olarak Bermuda Şeytan Üçgeni'ydi. Yıllarca süren aramalar sonucunda gemiden herhangi bir iz alınmayınca ümitler kesilmişti. Ta ki 2015'e kadar. 2015'te terk edilmiş bir gemi Küba açıklarında bulundu. Gemiyi bulan sahil güvenlik ekipleri ilk olarak gemi mürettebatı ile iletişime geçmeye çalıştı. Fakat herhangi bir haber alamayınca gemiye yaklaşıp olan biteni görmeye gittiler. Geminin içine girdiklerinde tek bir insan olmadığını gördüler. Sahil güvenlik polisleri bu geminin seyir defterine ulaşınca büyük bir şok yaşadılar. Seyir defterine yazılan son rapor 1 Aralık 1925'e aitti. Kübalı uzman Rodolfo Salvador Cruz 1 Aralık 1925 tarihinden sonra notların kesildiğini, öncesinde ise herhangi bir anormallik olmadığını anlattı. Bazı çevrelerden bu geminin SS Cotopaxi olduğu iddia edildi. Bu geminin kaybolan gemi olma ihtimali yüksekti. 33 kişilik mürettebata ne oldu peki? Hiçbir zaman cevaplanamayacak bir soru. Peki Bermuda Şeytan'ın üçgeninden canlı çıkabilen birileri var mıydı? 1970'te Porto Rico'dan Miami'ye uçan Amerikalı bir pilot, anılarını anlattığında bütün dünyayı şaşkına çevirdi. Uçuşunun 30. dakikasında bu Bermuda Şeytan Üçgeni'ne giren pilot, daha sonra elektronik cihazlarının da bozulduğunu aktarıyordu. Miami Tower, this is number 6 Alpha. Electronic device sir down, do you read me? Porto Rico'dan Miami'ye uçan Amerikalı pilot Bermuda Şeytan Üçgeni içerisine girdiğinde her şey için artık çok geçti. Etrafında gördüğü manzara kendisini şok etti. Uçağın etrafını beyaz bir sis bulutu sarmıştı ve adeta etrafında bir tünel oluşturuyordu. Tünelin sonunda mavi gökyüzü görebiliyordu. Bu buluttan kurtulmak için hemen uçağı o tarafa çevirdi. Ancak içinde olduğu buluttan tünelde çizgiler görmeye ve çizgilerin kıvrılmaya başladığını gördü. Çizgiler kıvrıldıkça tünel daralıyor ve adeta gittikçe birbirine yaklaşan duvarlar gibi uçağı sıkıştırıyordu. Son anda buluttan çıktığında kulenin sesi yeniden gelmeye başladı. Pilot kafasını aşağı çevirdiğinde şok olmuştu. Miami üzerinde uçuyordu. Bu nasıl olabilirdi? Acaba zaman algısını mı kaybetmişti? Peki bu Amerikalı pilotun söylediği şey doğru muydu? Acaba gerçekten Bermuda Şeytan Üçgeni'nin içine girip oradan sağ çıkabilmiş miydi? Bunu asla bilemeyeceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.